Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'da olmazsa olmaz çorbalarımız var. Bugün size sucuklu şehriye çorbası, yıldız şehriye çorbası yapacağım gördüğünüz gibi. Bunun için malzemelerimiz biraz sucuk. Sucuk tamamen kendi zevkinize göre az ya da çok. Kendi zevkiniz ne kadar isterse, kimisi sevmiyor az koyabilir, kimisi seviyor çok koyabilir. Bu tamamen kendi tercihiniz. Bir çay bardağı yıldız şehriye, 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve ev yapımı tavuk suyu. Yani bulyon kullanmıyorum ben. Tavuğu kaynatıyorum güzelcene. İlk suyunu süzüyorum kaynamaya başlayınca. Bir daha su koyup içine havuç, soğan, tane karabiber, tuz atıp bunları güzelcene kaynatıyorum. Tavuğun yağlı olması daha da iyi. Çünkü niye tadı daha da güzel. Hani köy tavuğu olsa da daha da bir lezzetli olsa. Malzemelerimiz bunlar. Tuz bir de. Ben şimdi tencereme şöyle yarım çay bardağına yakın yağ aldım. Ocağın altı açık. Yağım kızmıştır büyük bir ihtimal. Şimdi salçamı koyuyorum. Ramazanlarda olmazsa olmazımız çorbalar. Çeşitli çorbalar isteniyor. Mide boş olunca halince ilk baştan çorba olsa daha iyi olur diyoruz. Onun için şehriye çorbasını herkes yapıyor. Ama bir de sucuklu deneyin bence. Daha da güzel oluyor. Hafif salçamızı böyle bir iki kere karıştırdıktan sonra İçine sucuğumuzu atıyorum. Onunla da güzelcene kavuruyorum. Ramazanınız inşallah güzel geçiyordur. İşte bir yandan burukluğumuz var. Ailelerimizle beraber değiliz. İnşallah bugünler de geçecek. İnşallah daha da güzel günler bizleri bekliyor olacak. Evet, bunu güzelcene salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bu esnada ben salçanın kokusu çıkması için, yani salçamsı bir tadı olmaması için hemen hemen bir tatlı kaşığına yakın şeker koyuyorum. Ben genelde salçalı yemeklere koyarım. Hani salçalı makarna yaptığımızda da koyarım. Çünkü salçanın kokusunu alıyor. Şimdi ben bunu bir 5 dakika kavurup geliyorum. Evet, salçamız kavruldu güzelcene. Ben dediğim gibi tavuk sularımı atıyorum içine. Şöyle bir çeviriyorum. Ve yeteri kadar, yani 750 ml su koyuyorum. Tavuk sularını değdireceği için eğer çok ya da az gelirse gene, pardon çok olmaz da az gelirse gene üzerine ilave edeceğiz. Benim tavuk sularım da biraz erisin. Ondan sonra bakalım ne kadar daha su gerektiği olduğunu göreceğiz. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Dediğim gibi yıldız şehriyelerini döküyorum. Güzelce kaynayıp pişene kadar bekliyoruz. Daha sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim mutfağım bu tarafı biraz karanlık olduğu için çorba size biraz koyu gelebilir. Ama gayet normal açıklıkta bir çorba. Karanlık olduğu için bir tık size daha bir koyu renkte görünebilir. Ama öyle değil. Sunum yaparken göreceğiz. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü mutfaklar uzun. Bu tarafta ışık olmadığı için biraz koyu gözüküyor. Şimdi çorbamız pişe dursun. Son halini serviste ve sunum aşamasında görelim. Şimdilik
Evet, çorbamız pişti. Gördüğünüz gibi ben maydanozlarla süsledim. Kıtır ekmekle beraber yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sucuklu şehriye çorbamız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı iftarlar. Thank you.